onu Ayşe abla bilir. Hayırlı günler. Size de hayırlı günler. Nereden böyle? Eller kollar dolu maşallah. Dükkana biraz öteberi falan ayrılık neydi ondan. Ablam buradadır. He, sabah geldi onlar Dicle'yle. Buyurun bizim dükkana bir kahve yapsın Sultan da içecek. Keşke. Allah o günleri de gösterir inşallah. Hatice'nin hemen eve gitmesi lazım da. He. Kızıma selam söyle. He, başımla. Hadi gidelim. İyi günler. Bir onların masalarına bak, bir de bizim masalarımıza bak. Müşteriden onu geçmişim, belli bir şey. Hırsından ne yapacağını şaşırdı ya. Her gün 3-5 santim, her gün 3-5 santim, yanaşa. Hiç kendinden geçmeyesin Aziz. Bugün o, yarın sana. Zülküf iyi esnaftır. Allah nasip ederse toparlar işlerini. Karaca sen benimle alay edisen herhalde. İkimiz de kahvaltıcıyız. Zülküf'ün işleri iyi giderse bizimkiler çöker. Şaşırdın sen. Bir insanın işi kötü olursa evinde huzur olur. Kızımız onların gelini. Yavrumun sultanın huzuru kaçarsa ben rahat edemem yatağımda. Sultan senin kızın. Benim kızım değil. Sultan Şıkmız'a kaçtığından beri benim sultan diye bir evladım olmadı hiç. Evden gitti bitti. Pes vallahi. İnsan evladına bu kadar düşman olur. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Halı bakıyorsunuz yoksa kili? Ay yok yok, ben öyle bakmıştım sadece. Zaten almanın başı bakmak. Ne kadar bu? Sana 300 olur. Peki, iyi günler size. Anlaşıyoruz ablam, Murat, çocuk. Allah'ını seversen otur bir çayımızı iç. Ya ben bir şey almayacağım, çeşmanımıza gerek yok. Allah kalbimi kırdın ablam. Biz öyle insanlarız. 7 peygamber çıkmış bu Diyarbakır'dan. Onca şair, içli bir medeniyetiz. Her şey ticarettir. Aa, yok yok, estağfurullah. Ben öyle söylemek istemedim. Ramazan oğlum, gel bakayım buraya. Oku bakayım şiiri. Yaş 35 yolu Nihar Seyder Tante gibi ortasındayız ömrüm. Delikanlı çağındaki cevher gözünün yaşına bakmadan gider. Dante kim peki? Dante. Dante? Dante Diyarbakır'ın evliyalarından. Vallahi buralarda peygamberden, evliyadan geçilmiyor. Dante de zamanında benim büyük dedemden kilim alırmış. Haludan da iyi anlarmış ha. Anlatırlar hep, mübarek bir zatmış kendisi. Erken gitmiş rahmete. Takdiri ilahi. Ben sana bizim rahmetli Dante'nin seveceği cinsten bir halı göstereyim. Aha yok yok, ben zaten tekrar gelirim. Hadi iyi günler. Ya Bekir! Babam beni çağırıyor. Oğlum gözünüz de görmüyor ya. Adama baksan kıyın geldi dibimize kadar girdi. Hepimiz uyuyuz ya. Ne yapayım baba? Oraya masa atayım. Babaymış, damat müsveddesi. Kasa yapışıksan ya, getir kasayı oraya bırak. Zeynep!
sen ne yapsan? Dur ben her yer edip gör sana neler edeyim. O hesap. Bir bizim dükkanın içerisinde masa atmadığın kaldı ya. Senin garsonlar bile şaşırıp bizim masada kasap arıyor. Tövbe tövbe ya Rabbim. Benim masalarımın hepsi intizami olarak tam dükkanın önünde. Boşuna tövbe çekmesin. Kabul olmaz. Ya ayım diye caka satacağına insan hakkına, hukukuna biraz hürmeti öğrensen. Aziz, benimle konuşurken lafını bilip öyle konuşacaksın. Hepsi tam yerinde. Belli, belli. Bak yoldur, yolu kapatmayacaksın. Divar hizadır, bordürü hiza alacaksan. Bana kelime yapma. Ya eli indir, eli indir. Ben her ay iş kariye ödeyen bakıcı Mustafa'ya. Kirasını ödeyen buranın. Yolu kapatmayacaksan, çizgi sınırı geçmeyeceksen. Anam gene kapıştı bunlar ha. Her şeyin sonu var, bu kavganın sonu yok. Gel şu ocağa bak Dicle. Tamam yenge, bak. Ona yine ne oluyor? Ne olacak kızım? Koskoca hanı paylaşamıyorlar senelerdir. Sen kal hele şurada. Bunca senelik esnafım, bir milim dahi kaydırmadım. Senin hesabını... Al bu kuponu götür yat. Yok ya. Biz ailecek halimiz. Benim oğlum koskoca ziraat mühendisi. Senin en okumuşun en alimi kupon dolduruyor. Aziz efendi, Aziz efendi. Sen benim oğullarıma kurban ol. Ya ne kurban olacağım? En kıymatlınız şıhımız güya. O da gitti 15 yıldır ortalarda yok. Ayşe sen bir karışma. O da benim oğullarımı diline dolamasın ortalık yerde. Ya ne laf edeceğim? Ben insan hakkına biraz saygı isteyeyim, hepsi bu. Baba mahkemede arayalım hakkımızı. Hukuk diye bir şey var. Allah seni bildiği gibi yasın Bekir. Ya kavganın bütün temposunu temperamanını bozdun ya. Müsamereye çevirdin ya. Hayırlı günler. Hayatta ağzımdan yalan. Size de hayırlı günler. Anam nasıl duracak bunlar ya? Ne bileyim işte, koca koca çocuklar. Ben bilen misin, bize çocuk mal vereyim. Ya. Aziz efendi de coştukça coşuyor. Nereden geldiğini çabuk unuttu. Herkes aynı yerden ekmek çıkarıyor. Geldiği yere değil, vardığı yere bakmak lazım. Allah Allah ya, esnaflığın da bir edebi adabı var ya. De git, senden mi öğreneceğim edebi adabı? Kanaat etmeyi öğrensen önce. Dükkanın ağzına kadar dolu, gözün hala dışarıda. Sen de düzgün kahvaltıcı olaydı, sen dükkan da dolardı. Senin işsizlikten çenen düştü Zilgif. Kaldırmak için kiriko lazım ha. Aziz! Ne var Aziz, Aziz ne? Aa, pardon. Ya şey, ben kahvaltı etmek istiyorum. Şöyle simit falan, ucuz bir yer var mıdır buralarda? Bak rezil ettin bizi el aleme. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kahvaltımız meşhurdur. He, çakma meşhur. Ne öyle kahvaltı dünyası dünyası ya. Ne iddialı iddialı laflar ya. Sen kendi küçük dünyanı böyle meşhur zannediyorsun herhalde. Ya evet evet. Yani böyle meşhur yazı fiyatları yükseltir ya genelde. Ben böyle ucuz olsun istiyorum. Hani simit, çay falan. Yok ne kadar haklısın biliyorsan. O yüzden işte bunun dükkanından sadece sinekler nasipleniyor. Bizde fiyatlar fikiz. Ya bende insan kazıklayacak bir sıfat vardır. Yok estağfurullah. Geç şöyle boş bir yer bul, otur kızım. Ben gerçekten poğaça, simit gibi bir şeyler bakıyorum. Gel seni kahvaltının hasıyla tanıştıran gibi. Hası bizde, biz atadan kahvaltıcıyız. Ya sen nerede atadan kahvaltıcısın? Senin baban ağaydı. İki yumurta kırdı mutfağa girip. Anca leplip yesin, tokacın halinden ne anlar ya? Allah kimseye sonradan vermeyin. Karnı doysa gözü doymayın. Ya biraz edepli ol, edepli. Siz! Ne var? Baba! He. Ha, sağın değil. Der tabii. O da benim bir evladımdır. Der işte. Zamanında bileydi kime baba diyeceğini, şimdi nerede duracağını bilirdi. Sen açsın değil. Vallahi çok açım. Gel. Mila, baklı. Misafirimizin bavulunu alın. Ya ne oldu? Ben anlamadım ki şimdi. Benim yüzümden masa kavgası edildi falan. Yok, önemli değil. Bu her zamanki mesele. Haydi çayını, kahvaltısını getirin. Ne bakıyorsun, siz sinema oynayın. Biriz de gelip sultanın yaptığını yapaydınız da ben de diyeydim ne mühim adamı. Haydi bakın işinize gücünüze. Ha sağ öz kızı sultan. Onun ettiğini el etmez bize. Sen de gezin dur sultan benim öz kızım diye. Sen attın kemik diye, el kaptı iyilik diye. Baltanın sapı ağaçtan olmasa ağaç devrilmez. Vallahi evlatlarımın yapmadığını bu sultan yapıyor Kur'an hakkı için. Gelinim değil, öz evladım sanki. Zülküf Ağa, sen evlatlara laf söyle de nasıl olursa olsun.
Sultan da bizim yetiştirmemizi yapacak elbet. Terbiyesini benden aldı. Kendi soyumuzun etmediği hayrı bu kız bize etmiştir Allah için. Dört oğlanı topla, bir sultan etmeyi. He, gelinler sağan çekmiş, oğlanlar bağın çekmiş. Sanki babamın evinden bohçamda getirdim ben bunları.